İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından cenaze fonu üyelerinden geçmiş yıllarda vefat eden vatandaşlarımız için Zürih Merkez Mimar Sinan Camisi'nde Mevlid programı düzenlendi. Mevlid programı Hafız Adem Bilir ve Mustafa Kızılcıoğlu'yla Vil Diyanet Camii din görevlisi Süleyman Akın, Skaufhausen Diyanet Camii din görevlisi Tamer Alat eşliğinde yapıldı. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın programda emeği geçenlere teşekkür etti ve önemli bir hizmeti mikrofonlarımızla paylaştı. Bugün de çok güzel bir program düzenlediniz. Özellikle cenaze fonu hakkında, İsviçre'den götürdüğümüz cenazeler hakkında, cenazelerin ruhuna Fatiha okuduk, Kur'an okuduk bugün. Programlar da devam ediyor. Bize geniş bir bilgi verebilir misiniz? Özellikle cenaze fonu hakkında. Şimdi Bahtiyar Bey, teşekkür ederim size böyle bir programa ilgi gösteren Tekret ailesi olarak. Bildiğiniz üzere yurt dışında aşağı yukarı 40-50. Yılımızı tamamladık. Ama hayat devam ediyor. Bir yandan da yaşlananlar rahmet-i rahmana kavuşuyor. Yurt dışında cenazenizi bırakmak İslami açıdan belki yeryüzünün tamamı Allah'ın, ama gönlümüz öyle arzu ediyor ki yani kendi aile etrafımıza, yakınlarımıza yakın bir yerde de Müslüman bir toprakta defin yapalım diye. Bu düşünceyle yıllar öncesinde cenaze fonu vakfımızın kuruluş amaçlarından birisi teşekkür etmiş. Bugün aşağı yukarı 15 bine yakın üyesi olan İsviçre'nin o mütevazi nüfusu içerisinde, 130 bin Türk'ün içerisinde böyle bir üyeye sahibiz. Biz bu vatandaşlarımıza belli oranda hizmet ediyoruz. Ama arzu ettikleri memleketlerine, köylerine kadar cenazelerini götürüyoruz. Bu cenazelerin arkasından en azından sadece vakıf olarak bu hizmeti yapmak değil, bir de senede bir defa bunlara fatihalar göndermek, Kur'anlar göndermek amacıyla böyle bir program tertip ettik. Bu iki kardeşimiz de Türkiye'de 2004'te 2010'da dünya Kur'an okuyucusu birincisi olan Pendik'ten gelen kardeşlerimiz. Bunlar da bu programa ayrı bir renk kattılar. Allah kendilerinden razı olsun. Güzel tilavetleriyle Kur'an'ı burada tekrar bu topraklara duyurmuş oldular. Ben kendilerine sizin vasıtanızla da teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız da böyle kardeşlerimizi buraya gönderdiği için de ayrıca başkanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah bu program ilk ama bundan sonra son olmayacak. Her sene bir seneyi devriyesi olacak. Rahmete kavuşan kardeşlerimize senede bir defa topluca bu şekilde dua ederek, Kur'an okuyarak, mevlitlerle, ilahilerle onları yad etmeyi arzu ediyoruz. Özellikle Zürih'te Diyanet Vakfı'nın bulunduğu Mimar Sinan Camisi'nde de burada da plakatta da gördüğümüz gibi özellikle çocuklarımıza Kur'an eğitimleri, dini bilgiler de veriliyor. Bu programlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi yurt dışındaki din görevlisi göndermesinin temel amaçlarından birisi namaz kıldırmak, ibadet etmenin ötesinde, ibadetine rehberlik etmenin ötesinde asıl çocuklarını burada muhafaza etmek. Biliyorsunuz zaman zaman basında da duyuyoruz. Kendi haline bırakılan bu çocuklar sonunda kültüründen, inancından, düşüncesinden yoksun hale geliyor. Bunun en önemli çaresi camiler bünyesindeki bu Kur'an eğitimi, din eğitimine önem verilmesi. Eğer buraya çocuğun yolu düşmüyorsa Allah korusun ileride ya uyuşturucuya gidiyor ya değişik yollara gidiyor ve bu sebeple de bir nesli biz burada kaybetmiş oluyoruz. Bunu kazanmanın yolu camilerdeki dini eğitimin, Kur'an eğitime önem verilmesi. Birkaç gün önce belki haberlerde de çıkacaktır. Bu tatil dönemlerinde camilerde bu eğitim verildiği kadar bazı yerlerde kamp yaptık. Mesela Einstein'deki kampımızda dün bitirdik. Ayın 10'unda başladı. 16'sına kadar 27 tane öğrencimiz değişik yerden. Tesin'den geldi. Efendim Solothurn'dan geldi. Zug'dan daha çok ağırlıklı. Teşekkür ediyoruz. Zürich civarından geldi. Onlara sırf orada bir arada yatıp kalksınlar diye değil. Beraber namaz kılsınlar, beraber dua etsinler, beraber arkadaşlıklar oluşsunlar.
Bu tip faaliyetleri inşallah bundan sonra artırmaya çalışıyoruz. Ben vatandaşlarımızdan arzumuz şu, ne olur camilere sahip çıksınlar, çocuklarına sahip çıksınlar, din görevlileriyle, hocalarımızla temaslarını kesmesinler. Ahmet Bey, ayrıca bayanlara da kurslar var. Evet, bayan din görevlilerimiz var. Aile irşat ve rehberlik için onlara ayrıca telefonlar verdik. Diyanet CH adresinden bunlara ulaşabilirler. Tabii bayanlar en çok ihmal ettiğimiz kesim. Ama ulaşabildiğimiz kadar şu anda yeterli bayan din görevlimiz yok. İki tane var. Üçüncüsü geçici din görevlimiz, o da Bern'de var. Bir tane yeni geçici olarak Lozan'a geldi. Ama gönlümüz arz ediyor ki her camide veyahut da 2-3 caminin arasında bir tane bayan din görevlisi. İnşallah bu kadro konusunu aşarsak o konuda da gelişmeler olacak. Ahmet Bey, bir de Ümre ve Hac ibadeti hizmetleri var Diyanet Vakfı'nın. Yazılabiliyor mu vatandaşlarımız hala bu sene hacıya gidebilmek için, yoksa bu dönem geçti mi? Yok, hac konusu henüz Türkiye'de kayıtlar yapılıyor. Biz henüz başlamadı hac anlamı, ama şu anda bizde devam eden umre. Hac konusunda İsviçre'de oturup da burada bulunanlar için bir kısıtlama söz konusu değil. Belki Türkiye bağlantılı götürmede geçen yıl bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bu yıl onu da aşarız diye bekliyoruz. Yani İsviçre'de yaşıyor vatandaşımız, ama ne olur annesini babasını da Türkiye'den götürmek istiyor. Birinci derecede yakınlarını. O konuda geçen sene bayağı gayret ettik ama Suudi Arabistan ek kontenjan vermedi. İnşallah bir sene onu ümit ediyoruz. Şu anda geçen hafta itibariyle, ayın 9'u itibariyle bir 50 kişilik umre ekibimiz şu anda mukaddes topraklarda. Bir seneki umre ile ilgili kayıtlar devam ediyor. İnşallah Ramazan ayı sonuna kadar 3-4 tur yapmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız ilgi gösterirlerse.